harfiyen uygulanacak. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Gülşah. Buyurun sultanım. Dairemin tadilatıyla kim alakadar olacak? Ben olacağım sultanım. Arzu ettiğiniz bir şey varsa. Elbette var. Senin zevkine bırakacak değilim. Destur Sultan Süleyman Han Hazretleri. Mah. Benim ay yüzlü sevgilim. Nasılsın? Sayenizde çok mesudum. Hediyemi gördün mü? Gördüm, evet. Muhteşem bir at. Tam istediğim gibi. Ama binip gezemedim hala. Yarın av köşküne götüreceğim sizi, orada binersin. Yaşasın. Annen nerede? Burada değil. Valide Sultan'ın dairesine taşındılar. Sen neden buradasın peki? Neden annenle gitmedin? Benim burada kalmamı istedi. Daha doğrusu ben çok istedim. Annem de bana tahsis etti. Burası artık benim dairem. Mehmet abim dairesi kadar büyük değil. Taşlığı da yok. Ama olsun, böyle de güzel. Tabii bir hayli değişiklik yapmam lazım. Yarın av köşküne gideceğiz. Hazırlığını yap. Hiç pes etmeyecekler. Şimdi de Hatice Sultan karşıma çıktı. Sultanım, keşke acele etmeseydik. Üzerinize gelmek için daireyi bahane edecekler. Bırak şimdi daireye sümbül. Hatice Sultan İbrahim'i boşamaktan vazgeçti. Eyvahlar olsun. Ne yapacağız şimdi? Bir hal çaresine bakacağım. Destur Sultan Süleyman Han Hazretleri. Hünkârım. Dışarı çık. Hünkârımız öğrenmiş. Gereğini yapacaktır. Hiç zannetmiyorum. Böyle düşünmem için yeterince sebebim var. Haklısın. Lakin bu hep böyle devam edemez. Sultanım, İbrahim Paşa'mızı affetmenize çok sevindim. Evet, en doğru kararı verdiniz. İbrahim'i affettiğimi kim söyledi? Ben sadece boşamayacağım dedim. Sırf Hürrem için yaptım bunu. Hain emellerine ulaşmasın diye. İbrahim'e gelince onu asla affetmeyeceğim. Bu daireyle alakalı kararım malum onun, öyle değil mi? Süleyman. Sualime cevap ver. Evet, biliyorum. Öyleyse gaye nedir Hürrem? Ne yapmak istiyorsun? Hususi bir gayem yok hünkârım. Ben evlatlarımın rahatı için buraya taşındım. Mavi devran geçmek istediğinde karşı çıkmıştım. Doğru, evet. Çünkü Valide Sultanımız yeni vefat etmişti. O gün karşı çıkmanın tek bir sebebi vardı. Bunu ikimiz de gayet iyi biliyoruz Hürrem. O halde engel olmasaydın, Mahir Efendi geçseydi daireyi. Ben bu daire boş kalacak dedim. Hala aynı fikirdeyim. Derhal boşalt daireyi. Hayır, boşaltmayacağım. Ben nasıl has odaya karışamıyorsam, sen öyle demiştin bana. Sen de hareme karışamazsın. Thank you.
ettiğini biliyorum. Bazen karşında kimin olduğunu unutuyorsun. Sen ne öyle Süleyman? Eğer beni buradan çıkartırsan haremden de çıkartman gerekir. Çıkarsın oğlum.